Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. MyTG kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün güzel bir videoyla karşınızdayız. Video geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayız arkadaşlar. Evet şimdi videomuza geçebiliriz. Arkadaşlar bugün size çok güzel bir formasyondan bahsedeceğim. Açıkçası bunu sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü gerçekten bir önceki formasyonun göstermiş olduğu yükselişi Kardana'da yaşadığımız için bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bir kenara not etmeniz gerekiyor açıkçası. Bir not defterinize not edin takip arkadaşlar. Çünkü ileriki zamanlarda bana kalırsa güzel bir yükseliş veya güzel bir düşüş olabilir. Kırılımlarla birlikte yön tayini yapacağız. Şimdi öncelikle formasyonu geçmeden önce arkadaşlar Bitcoin ile ilgili şöyle bir baktığımız zaman kırılan 38 bin dolar seviyesindeki destek bölgesi arkadaşlar her zaman olduk bir test ediliyor. Arkadaşlar test edilmeden hiçbir şekilde ilerleme gerçekleşmez. Bakın bunu her zaman söylüyorum. Ve bugüne kadar bunu hep gördük arkadaşlar. Bu tamamıyla insan psikolojisinin yani yansıtmış olduğu grafiklere yansıtmış olduğu bir hareket. Yani dolayısıyla ileriki süreçlerde mesela bir direnci kırdığımız zaman bir test. Ondan sonra desteği kırıldığımız zaman bir test. Yani bunlar olması gerekiyor. Eğer test etmeden sürekli devam ederse TRB gibi arkadaşlar çok ciddi bir bölgede artık tek bir mum hamlesiyle her yeri mahvedebilir. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle baktığımız zaman 4 saat time frame'de bitcoin'e baktığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi 40 bin dolar seviyesi kırıldı ve burası şimdi ne oluyor test ediliyor ve daha sonra arkadaşlar eğer bu test beklediğimiz gibi yani yukarı yönlü hareketler devam etmezse arkadaşlar 38 bin dolarlara kadar devam edecek burası da kırılacak arkadaşlar ondan sonra burası da bir test edilecek daha sonra aşağı yönlü 31 bin dolarlara kadar devam edebiliriz gördüğünüz gibi düşen bir minor trendimiz var ve minor trendin tam gördüğünüz nokta atış yaparak arkadaşlar oradan satışı o yüzden Bitcoin'de şu an bir retestteyiz. Şu da olabilir. Bakın bu da bir e, alternatif aslında hemen şöyle göstereyim size. Şu da gerçekleşebilir. Yani aşağı düştü. Daha sonra bir konsol aynen bu şekilde de devam edebiliriz yani arkadaşlar. Ya yani direkt aşağı düşecek diye bir şey yok. Yani burada e, destek kırıldıktan sonra retestle birlikte aşağı yönlü bir şu şekilde bir konsolidasyon yapıp tekrar aşağı satış yiyebiliriz. O yüzden takip etmekte fayda var. Yani ben biliyorum, bazı arkadaşlar bana sürekli hocam var mı bir coin girecek? Hocam var mı bir coin gireilecek diye bana mesaj atıyorlar, mail atıyorlar. Söylüyoruz. Diyoruz ki buna işte bir long açabilirsin, buna short açabilirsin veya buna spot girebilirsiniz diye. Eee ert gün dönüyor hocam Allah razı olsun sayenizde işte kazandık. Var mı başka bir coin? Arkadaşlar böyle bir ticaret yok. Yani her gün o coin'den o coin'e zıplamak gibi bir şey söz konusu olamaz. Yani bir iki kazanırsınız. Ben bunu hep söylüyorum zaten. Üçüncüsüne zaten tüm kazandığınızı geri verirsiniz. Aç gözde hiç gerek yok. Biz yeri geliyor 4 gün 5 gün aynı pozisyonda sürekli sabit kalıyoruz. Yeri geliyor ekleme yapıyoruz. Yani e, o yüzden arkadaşlar bana kalırsa bu şekilde bir threat anlayışını tamamen kafanızdan silin. Öyle e, var mı hocam bir coin dediğiniz zaman ben size bir coin verdim onu takip edin yani. Sürülebilirliğini takip edin. Daha sonra neler yapılabilir takip edin yani. Kar, parayı kazanmışsınız. E hocam ben ondan çıktım var mı başka bir şey? Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Lütfen. E, o yüzden takip çok önemli. Şimdi ben size göstereyim çok fazla lafı uzatmadan hemen CZ'ye geçelim arkadaşlar. Bakın şimdi bunu özellikle arkadaşlar çizdik ve bekliyoruz. CZ'de gördüğünüz gibi bir simetrik üçgen formasyonu var arkadaşlar. Ben aynısını hemen şöyle adayı açayım. Adada size göstereyim. Çünkü adada çok fazla bu konuları konuşmuştuk hatırlarsınız. Aynen bakın adada da simetrik üçgen formasyonu kendini göstermişti. Evet. Şöyle. Aynen. Onu bir kalın yapayım. Tamam. Hatta şunları da kalın yapayım ki simetrik üçgen formasyonu kendini göstersin. Benim eski videolarımı izleyenler zaten bilir yani biz burada bas bas bağırdık arkadaşlar simetrik üçgen formasyonu var dedik takip edin dedik yani her şey olabilir dedik çünkü e, gerçekten çok ciddi bir yükseliş gelmişti ve e, yukarı yönlü kırılımla birlikte bakın aynısı burada da oldu gördüğünüz gibi yukarı yönlü kırılımla birlikte bir rites ve daha sonra yukarı yönlü hareketler geldi bir stop patlatma operasyonları oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi yukarı yönlü çok güzel bir kırılım geldi ondan sonra çağ attı aşağı ne yaptılar stop patlatma operasyonları oldu daha sonra yukarı yönlü hareketler ve tekrar aşağı daha sonra zaten gördüğünüz gibi çok güzel bir kerrazasyonu yakalattırdı bize kardan ortalama nereye kadar çıkmıştı? 0.68 cm seviyelerine kadar çıkmıştı. Şu an gördüğünüz gibi bir yataya bağladı. Ama burada anlatmak istediğim konu aslında simetrik üçgen. Aynen bakın burada çok net kendini göstermişti. Şimdi de CZ'de kendini gösterdi arkadaşlar şimdi simetrik üçgen formasyonu arkadaşlar nedir? Tabii ki fiyatın sıkışmasıyla birlikte yön tayin yapacak. Yani aslında yönü çoğunlukla %70-%80'lik yukarı yönlü oluyor. Ama tabii ki aşağı yönüne doğru hareket ettiği de görülebiliyor. Yani hemen günlük tayfine baktığımız zaman CZ'de aslında CZ'ye baktığımız zaman arkadaşlar bir boğa döngüsünün içinde olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Bakın burada düşen bir Ayı sezonundan sonra arkadaşlar tam bu bölgede marketin kırılımı ile birlikte arkadaşlar artık piyasanın boğalarda olduğu net bir şekilde zaten size gösteriyor. Hemen dün göstermiş olduğum X4 yani Supertrend X4 indikatöründe açtığımız zaman arkadaşlar aslında işte bakın tam bu sırada bakın tam bu bölgede net bir şekilde artık tam, bakın görebiliyorsunuz umarım ee, biraz ekran küçük kaldı. Tam bu bölgede aslında tam şu bölgede net bir şekilde artık boğada olduğumuzu gösteriyor. Çünkü düşen bir ayı trendini burada net bir şekilde kırmış bulunuyoruz. Ve dolayısıyla arkadaşlar yukarı yönlü hareketler geliyor. Peki şu an Günlük tarih bakıyoruz ve gördüğünüz gibi fiyat yukarı yönlü çok güzel çıktı. Yukarı yönlü yükselen bir trendimiz var ve burada arkadaşlar simetrik üçgen formasyonu kendini gösterdi. Gördüğünüz gibi simetrik üçgen formasyonu kendini gösterdi. Şimdi tabii ki bu simetrik üçgen formasyonu kendini gösterdi ama bir de tabii ki düşen bir kanalımız var. Bakın aslında ben dün... Instagram story sayfamda bunu e, paylaştım. Lütfen siz de Instagram sayfamı takip edin. Açıklamalar bölümüne yazdım linkini bıraktım. Takip ederseniz önceden haberdar olabilirsiniz. 0.101 seviyelerinde paylaşmıştım. Şu an 0.96 seviyelerinde. Yani simetrik üçgen formasyonunda arkadaşlar gördüğünüz gibi fiyat aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı gidecek. Yani buraya geldiği zaman yani 0.093 seviyesine geldiği zaman buradan da bir long denilebilir. Yani kısa bir vadeli hemen bir long açılabilir. Ama bana kalırsa ileriki süreçlerde arkadaşlar ileriki süreçlerde kırılımla birlikte yön tayini yapacağız. Bakın simetrik üçgen formasyonlarına baktığınız zaman Google'da arattırdığınız zaman zaten gördüğünüz gibi yön tayini çoğunlukla yukarı olduğu görünüyor. Hemen şöyle bakalım. Aynen. Bakın yön tayini çoğunlukla yukarı yönlü olduğu görünüyor arkadaşlar. Bakın bu Cardano'da olan bir formasyon aynı şekilde yükselen üçgen simetrik formasyonu. Şu an bizim yaşadığımız tamamen simetrik formasyon arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve dolayısıyla şunu anlatmaya çalışıyorum. Çok fazla da vaktinizi almak istemiyorum. Başınıza şişirmek istemiyorum. Bugün sadece bunu göstermek istedim arkadaşlar. Bunu takip edeceğiz ve kenara notumuzu ekleyeceğiz. Kırılımla birlikte zaten yükselen bir boğa döngüsünde kırılımla birlikte bir e, yön dön yapacağız. Arkadaşlar şuna bakalım hemen. Evet, kırılımla birlikte arkadaşlar muhtemel TP birimiz arkadaşlar 0.141 seviyesi. Yani baktığımız zaman şöyle hızlı bir şekilde. Kırılım mesela burada geldi. Yukarı yönlü ortalama %50 gibi sonu yapılabilir. Tabii ki bu kademeli olarak stoplu bir şekilde takip edilerek Cardona'da e, olduğu gibi tabii ki %150, %200 kadar da çıkılabilir. Ama şu an için benim gördüğüm arkadaşlar açıkçası gerçekten yükselen güzel bir trendin içindeyiz. Ve şu an simetrik formasyon içindeyiz. Ve e, kırılımla birlikte arkadaşlar yukarı veya aşağı yönlü yön yapacağız. Eğer aşağı yönlü kırılım olursa gördüğünüz bir kanal çizdim ben. Ve kanalın içinde hemen şöyle kaleme alayım kanalın içine düştü mü kanalın içinde artık devam edecek. Yani bu nedir arkadaşlar? Ee, burada açıkçası bir boğa döngüsü sonlanıyor. Bir ayı döngüsüne geçiyor. Dolayısıyla kanalın içine düşüş devam edecek yani. Ama tabii ki bu denli güzel bir çıkıştan sonra güzel hacimli bir yükselişten sonra arkadaşlar ne olacak? Bence yukarı yönlü hareketlerin geleceğini ben düşünüyorum açıkçası. Hemen bir önceki e, indikatörlerimize bakalım. Hemen Bysel Novo Trend X indikatörümüze baktığımız zaman Bysel Novo Trend X indikatörümüz bize nerede bir buy sinyali verdi. Hemen şöyle bir bakalım. Evet bakın çok güzel bir bölgede burada bir buy sinyali verdi arkadaşlar. Burada bir sell vermiş. Tekrar bir buy sinyalindeyiz. Hemen Mighty Epic indikatörümüze bakalım arkadaşlar. Mighty Epic indikatörü de neler vermiş hemen bir bakalım. Hemen buy trend x'i kapatalım. Evet MyTC Pix indikatörü de arkadaşlar gördüğünüz gibi destek ve direnç bölgelerinde bize çok net bir şekilde gösteriyor. Evet bakın burada trend başlamadan önce burada bize bir buy sinyali vermiş. Tam tepe noktada bir sat sinyali vermiş. Bakın tam tepe noktada bir sat sinyali. Tekrar bir buy sinyali, tekrar bir sat ve tekrar bir buy sinyali. Büyük ihtimal arkadaşlar bu aşağı yönlü gelecek. 0.94 seviyesine gelecek. Tekrar buradan belki bir buy sinyali yanar ve yukarı yönlü hareketlerine devam eder. Aynen gördüğünüz gibi indikatörlerde de çok güzel bir şekilde çalışıyor. Evet arkadaşlar bugün benim anlatacaklarım bu kadardı. Açıkçası bu e, simetrik üçgen formasyonu sizinle paylaşmak istedim. Dolayısıyla arkadaşlar bunun kenara bir not edin belki bunu üçüncü değişim. Lütfen bunu e, kulak arkası yapmayın çünkü ileriki zamanlarda biz size demedik mi diyeceğiz açıkçası. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte yani çoğunlukla simetrik üçgen formasyonlarında arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben size yukarı yönlü patlamalar geliyor. O da neden olacak? Tahmin ettiğim gibi e, Bitcoin'den insanlar e, paralara, e, paralarını alacaklar. Nakide dönecekler, satışlarını gerçekleştirecekler. Bitcoin'de düşüş devam ederken altcoin'lerde rally başlayacak arkadaşlar. Yani mini bir rally diyeyim ben Öyle tabii mega, mega bir rally değil. O, o da arkadaşlar görünene göre şu an çiliz e, chiliz yani CZ bunu e, öncülük yapacak gibi görüyorum ben. Yani ileriki süreçlerde CZ'nin adını çok duyacağız gibi, ada gibi arkadaşlar. Herkes CZ CZ'yi CZ konuşacak. E, bana kalırsa arkadaşlar şimdiden e, bir kenara not edin. Çünkü Bitcoin'de sert satışlarla birlikte insanlar kara geçtiği zaman ne yapacaklar? Altcoin'lere girecekler. Bunların bence başında da bir CZ var arkadaşlar. O yüzden e, CZ bizim için çok önemli. Ben takibe devam ediyorum. E, Kırılımla birlikte tayin yapacağım. Bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. İndikatörlere sahip olmak istiyorsanız MightyGPX, Trend4TX, Trend TrendX gibi indikatörlere sahip olmak istiyorsanız arkadaşlar benimle mail lütfen iletişim kurun. Çünkü trading pardon tabii TradigView'de indikatörler yüklü değil. Ben size indikatörün kodlarını gönderirim ve ömür boyu sizin indikatör oluyor. Yani artık ekstra bir ücret ödemenize gerek yok. Evet kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.